Agalarım, herkese selamlar. 20 Şubat ve 21 Şubat Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Hafta sonuna gönderdiğiniz beğenilerden dolayı yarının ana kuponu videoda. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri gelirse cumartesi sizlere bir adet kombine vermiştim. İçeri aldık mı aldık pazar vermemiştim. Kendi gruplarımıza yine içeri aldık. Birazdan göstereceğim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Yani bildiğiniz rekorları unutun. Başlığın hakkını vereceğim birazdan sizlere göstererekten. Zaten aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Öncelikle maç maç skor yarışmalarımız var. Bununla başlayalım. 2 adet maç skor yarışmamız var. Bu sefer birer kişi alacağız. Interli Atletico Madrid ve Porto'yla Arsenal. Hem salı gününden hem de çarşamba gününden maç skorlarımız bunlar. Sizce ne olur? Yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Hafta sonu yapmış olduğumuz skor yarışmalarını kazananlar. Çok fazla bilen var. Öncelikle şunu söyleyeyim çok fazla bilen var. Fakat çekiliş yaptığımız için 3 kişiyi 3 kişi alacağımız için kazanan arkadaşlarımız bunlar. Hakan Oktay, Hacı Carcili, Melik Köse, Burak'ın babası, Kemal Barkan, Somer Handan o isimli arkadaşlarımız da kazanmıştır. Benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilirler. Her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler veya herhangi bir sorusu olanlar, skor bilenler, bu maç ne olur hakkında fikrimi öner öğrenmek isteyenler Instagram üzerinden mesaj yazabilirler. Cumartesi misleriyle devam edelim. Cumartesi 3 adet misli verdim ve misliler ve Ultra yüksek misli diyorum ben hatta bunlara. Sol taraftan başlayalım. Fenerbahçe'ye 5000 misli önerdim. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyordum. Eee... Alınan bir Alanya beraberliği var. Rize deplasmanındasın. Ne olursa olsun buradan bir galibiyet çıkarman lazımdı. 5000 misli önerdim. Bir de yüksek misli Avrupa yaptım. Bunu her zaman yapmıyorum bu arada. Bazen güzel olursa, beğendiğim maçlar olursa 3 tanesini alıyorum. 1900 misli de bunu önerdim. Sağdaki de 900 misli Barcelona, Barcelona basket yüksek mislisi. Ona da maç sonu 1 olarak önerdik. O da tertemiz içeri geldi. Pazarın yüksek mislere baktığımız zaman da pazar günü yine hadi 3 adet yüksek mislimiz vardı. Solda gördüğünüz üzere Ankara gücü Galatasaray. Ben çok fazla güvenmedim Galatasaray'a. Olası bir puan kaybı bekliyordum aslında. Şundan kaynaklı bir rotasyon çıkabilirdi aslında. Bunu bekliyordum. O yüzden 1200 misli önerdim. Ama Galatasaray'ın galibiyetini zor da olsa bekliyordum. Ondan 1200 önerdim. Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko'nun mücadelesi vardı. Fenerbahçe Beko'nun 1.47 gibi oranı vardı. 1000 misli de bunu önerdik. Ve Luton Manu maçında Varana 1.46 gibi orandan 900 misli de bunu önerdik. Onu da içeri aldık. Pazar günü yüksek misler geldi. Toplamda maç önü yüksek mislerimiz hafta sonu 6'da 6 yaparak da muazzam kazanç elde etti. Bitti mi bitmedi. Biz aynı şekilde yüksek mislinin canlısını da yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere Newcastle'a Bournemouth'un maçı vardı mesela. 2-2 bitti de mücadele. Newcastle'ın golünün oranı gelmişti oranı. 700 misli önerdim. Antalya-İstanbul maçı vardı. Maç çok hareketli başladı. İlk gel 1.5 üstüne kadar biz zaten aldık. Yüksek misli de ilk gel 0.5 üstünü önerdik. Bu şekilde yüksek misli bir kasa yönetimi olduğundan verdiğimiz canlısına maç önüne misli yazmamız da önemli. Cumartesinin kuponlarına baktığımız zaman solda görmüş olduğunuz kombineyi ben sizlere de verdim zaten. Hem Cumartesi'nin ana kombiniydi. Hem de YouTube kombiniydi. Tertemiz oldu. Basket kombinimiz vardı. O da aynı şekilde geldi. Cumartesi zaten kazançla kapattık. Pazar gününe bakalım birlikte. Pazar günü 3 adet kombine verdim. 2 tanesi geldi. 1 tanesi gelmedi. Gelmeni de anlatacağım şimdi. Solda gördüğünüz alternatif kombinemdi. Adana'nın varıyla Brighton'ın kazananı geldi. Luton'un varıyla da Benfica alır. 4.5 alt verdik. Bakın analiz doğru. Kadro beklentim doğru. Yedek kadroyla çıkmasına rağmen ilk yarıdan 5 tane aldı. 6 şuttan 5 tanesini gol attı. Öyle bir şanssızlık vardı. Yoksa bu da çok temiz içeri gelirdi. Canlı olarak gruplarımızda zaten devam ettik. Ve hafta sonu zaten herkes açık gruba da verdik. Herkes açık grubumuzda açıklama yorumlar kısmında linki var zaten. Oraya da mutlaka katılın. Hatta ben sizlere sadece bir şey göstermek istiyorum. Ben cumartesi videosunda dedim ki, pazar videosunda dedim sanırım. Stat canlısı yapacağız dedim agalarım. Gelin dedim. Günaydın ahali diye başlamışız. Şöyle are you ready? Stattayız. Şöyle maç önünde. Şöyle birlikte bakalım. <laughs> Stattayız zaten. Yerimizi aldık. İzliyoruz Aga. Dedik ki ben üstümde Alanyaspor forması var fakat Adana Demirspor'un bir yarayı kazanmasını bekliyorum ki zaten videoda ne dedim Adana bir sürpriz yaparsa da şaşırmayacağım dedim. Deplasman yarı kazanı 1.86 maç önü olarak her açık gruba da attım zaten. Ondan sonra güzel maç olsun başladım. Dedik ki, ilk yarı gole girelim kör topal attıralım dedim. Ne oldu? Adana Demir Tribü'nün yerindeyiz. Adana'lar kusura bakmasın. Orada Alanya destekliyoruz. Kol diyerekten ilk yarı gol geldi mi? Dedim ki ilk yarı bir gole daha girelim. Çünkü olma ihtimali var. Dedik ki ilk yarı bir buçuk üst. Kol iki. Bu da geldi. Aga. İlk yarı bir buçuk üst oldu mu? Oldu. Ondan sonra dedik ki Adana'nın golünü alalım aga bu sefer. Çünkü Alanya geriye yaslanmaya başladı. O ne oldu? Adana direkt penaltı Adana. Şöyle golü gösterelim. Emrah Akbaba. Gol geldi mi? Geldi. Staç canlısız geldi. Maç önü geldi. Her güzel açık grupta da zaten üyelik paranızı ben burada cumartesi pazar 10 katını çıkarttım sizlere. Yani diyecek söz yok. Tebrikler diyerekten de devam edelim. İsterseniz başlayalım. Aynı şekilde sizlere bir ideal kombin önerdim. Oo çok reklam yapmışız. Neyse güzel güzel sıkıntı yok. Ee, ideal i̇deal kombin önerdim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara bırakırsınız ve ilk maçımızla başlayalım. Manchester City e Brentford karşılaşması. Agalarım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada reklamı biraz uzun tutmuşum. Kusura bakmayın. 6 dakika olmuş sanırım. Devam edelim. Manchester City'nin Kopenhag maçı ne oldu? İlk yarısından bahsediyorum. İlk yarısı ne oldu? Berabere bitti. E, Brentford mücadelesi miydi? Bu galiba ertelenen maç. Bir Brentford maçı oynadı. Şurada. Brentford maçı 3-1 kazandı. İlk yarısı ne oldu? Berabere bitti. Everton maçını 2-0 kazandı. İlk yarısı ne oldu? Berabere bitti. Manchester City Chelsea. ilk yarısı ne oldu? Berabere bitti. Pardon yenildi ilk yarıyı değil mi? İlk yarıyı yenildi. Yani Manchester City ilk yarıyı kazanamıyor aga. Son 4-5 maçtır. Brentford'la oynayacaklar. Son Chelsea maçında puan kaybı oldu mu? Oldu. Aga ideal kombinemin ilk mücadelesi. City bence bu maçı ilk yarıdan bitirmek isteyecektir. Ve 3-4 4 maçında da ilk yarıyı kazanamadı. Fakat diyorum ki Manchester Chelsea maçında puan kaybetti. Aga Brentford ilk yarıdan elek etmek isteyecektir. İlk yarı bir alıyorum. İdeal kombineme de koyuyorum. Zaten başka türlü oran alamayız bu maça. İlk yarıda bir isti kazanır. İdeal kombinem aldım. Hatta benim beklentim ilk yarı bir buçuk üst ama açtı işte iki tane atar ilk yarı. Onun oranını göstereyim. Şurada buluruz galiba. Birinci yarı ev sahibi bir buçuk üst. 2-31'de oranı var. Ben diyorum ki site ilk yarıda 2 tane gol atar. ilk yarıyı kazanır. Benim önerilerim bu yönde. Devam ettim. Southampton ile Hull City mücadelesi. Yani Hull City'nin maçları nereden izliyorsun dersen Acun'un storylerini izlemem yeterli. Abi her maç atıyor oradan. Ben de izliyorum oradan. Hull City hakimim. Southampton'a da hakimim zaten. Şaka bir yana ikisini de izliyoruz. Özellikle şu Jaden Plogin. Bir tane Rabona gol attı ya. Ondan sonra da zaten özetlerini ekstra takip ettim. Fakat şunu söyleyeyim. Yani kalite olarak Southampton burada Hull City elek etmesi lazım. Ben burada Southampton tarafındayım. Ki zaten kendi evinde ve şampiyonluğa oynayan bir takım. Ben burada Southampton'ın atacağı 2 golü idealden değerlendirdim. İdeal oranı var zaten. 1.38 bantlarının oranı var. Göstermek istiyorum. Şöyle... Ev sahibi 1.5 üst olarak gideceğiz. Buna 1.36 bandında oranı var. Ben burada Southampton tarafından 2 gol bekliyorum. Mücadelenin üst olma ihtimali var mı? Var bence. Hafsi de destek verebilir. Bu arada Southampton'da 3'ü falan bulabilir. Öyle bir mücadele. Abdülkadir Ömür de son mücadelesini asist yaptı. Southampton'ın 2 golü benim idealimdir. Yüksek orandan değerlendirecekler de 2.5 üstünde mücadeleyi Southampton kazanır. 1.86. Bunun da yüksek oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Gelelim baba maça. Aga ben maçı okumak istiyorum maçı okumak istiyorum. O yüzden hem ana tercihim ideal kombineme de aldım. Hem de ekstra olarak neler alabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Lütfen iyi dinleyin. Şimdi bu maçın maç konu sizlere sorduk öncelikle. Yorumlara yazmanız yeterli. Aga Inter geçen yıl çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi finaline gittim. Ben şunu söyleyeyim. Inter tarihinde miyim ama geçen yıl üstüne koyan bir Inter var. Muazzam formda Oyun öyle domine ediyor ki son mücadelesinde 1 ve 4.5 kat vermiştik. Yani şans eseri geldi. O kadar çok kaçtı ki. Ve tam kadro çıkarmış. Rotasyon bekliyordum. Atletico Madrid'de tecrübe. Inter'de tecrübe yok mu var. Ama Atletico Madrid bu maçları iyi oynayan bilen bir takım. Ama ben gözümün gördüğüne aklımı bildiğine gideceğim. Inter bu maçta kazanırsa şaşırmayacağım. Çünkü çok muazzam bir oyun var. Ve Inter'in galibiyetini bekliyorum açıkçası. Ben ideal kombineyi aldım? Diğer seçeneğinde bulunan, maç kolikte göremezsiniz bakın. Nesine ve Bilyoner falan bunlara gidin bakın. Diğer seçeneğinde bulunan, Inter bir yarıyı kazanır oranı 1.36. Ben diyorum ki, Inter bir yarıyı kazanır. İdeal kombineyi ne aldım? Stile kombine yaptım. Kombine bu zaten. O şekilde aldım. Fakat, mücadelede Inter yarı kazanır ya, tamam. Ben Inter'in galibiyetini de bekliyorum. Bunu da bir yazın kenara. Onun dışında geçen sizlere bir şey söylemiştim. Hatırlayan vardır video izleyenler. Kanat beklerini bu kadar çok yani, kullanan bir takım var mı bilmiyorum. Yani benim izlediğim takımlar yani bu 5 tane major lige neredeyse hakimim. Atlikler vesaire. Kanat beklerini bu kadar çok kullanan bir takım var mı bilmiyorum. Darmian'la Dimarco Sağlı sollu çok fazla kenar ortaları da denediği için korner tercihinin de bakın korner tercihlerinin de yüksek çıkmasını bekliyorum. 8.5 9.5 değerlendirebilir. Onun dışında dedim ya korneri kim atacak? Darmian'la Dimarco. Aga ilk yarıdan da en çok korneri Inter kullanabilir. 1.50 Zaten ideal oranlar var. Ama maçı okumak istedim. Çok tercih kafanızı bulandırmasın. Basit. PSV ile Dortmund karşılaşması. Şimdi PSV'de kendi evinde şöyle bir durum var. Ee, yani evinde çok iyi bir takım. Doğru mu? Doğru. Gol bulabilir mi? Bulabilir. De çok zaten çok formda. 27 golü mü ne var zaten bu sezon şu anlık? Daha da atmaya devam edecek gibi. Dortmund nasıl oynayacak? Aga bu şeyler var ya. Malın geçen maç dinlen dinlendirildi. Ben özellikle Wolfsburg maçını izledim. Notlar da aldım. Malın ufak bir rahatsızlığı varmış. Dinlendirildi. Bu maç için dinlendirildi. Yani oyuna bile girmedi. Maç 1-1 bitti. Bence ileride Fütlük yerine Malın oynarsa bu geçişlerden PSV bastığı zaman Dortmund çok iyi çıkabilir. Sancho, Royce, Brunton hatta o paslarla Malum'la çok iyi koşabilir ve çok formda. Son dönemde Malum bireysel olarak çok formda genel olarak beğenmesem de. Ben mücadelede herkesin beklentisi yönünde karşı gollerin gelmesini bekliyorum. Var olarak değerlendirilebilecek bir karşılaşma. Ama öyle 2-2-3-3 gibi olacağını da düşünmüyorum. 1-1 biri atarsa belki 2-1 kazanır. Yüksek oranlarla toplam gol aralığı 2-3 golde kalabilecek bir karşılaşma. Benim skor beklentim öncelik olarak 1-1. Alırsa birisi yani 80'den sonra 2-1 falan bitirebilir mücadeleyi bilginize. Ayın 21'ine geçtim. 3 adet mücadelem var. Değerlendireceğim. Başlayalım. Yine aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Agalarım şöyle bir beklentim var. Luton Town'un son mücadelesini izledim mi? İzledim. Liverpool izledim izledim. Liverpool tarafında sakatlık var ve son maçta çok fazla sakat olarak oyuncu. 3 tane zorunlu değişiklik yaptı. Ondan bahsedeyim. Aga kaleci yok. Kalede Keller var. Ondan sonra Arnold yok. Jota yok. Jones yok. Matip yok. Önemli eksiklik. Luton'un son mücadelesi kim? Manu ile. 22 tane mine şut çekti Aga. Luton son iki maçını yeniliyor ama genel olarak oyunu düzelten bir Luton var. Bakın hiçbir türlü oran alamazsınız. Hiçbir türlü bu maçta oran iki 2.5 üstü orana bak. 1.15. Maç sonu 1 2,5 üstüne bak. Gel abi. 1.20. De 1.20 değmez. O yüzden benim tek tercihim var burada. Liverpool'un kalecisi yokken, defans hattında eksikler varken diyorum ki, kör topa Luton'a bir gol attırırım ben burada. 1.50. Hatta golü de kim atacak biliyor musun? Adebayo yazar golü. Haberiniz olsun. Luton'un bir golü. Porto-Arsenal karşılaşması. Şimdi Arsenal ligde çok iyi gidiyor. Ve Arsenal ne yapıyor aga? Saka ile Martinelli'yi çok kullanıyor mu? Özellikle Martinelli tarafından çok fazla korner alıyor. Porto tarafına baktığımız zaman ligde şampiyonluk yarışı gitti mi? Bana sorarsan gitti. Kaç puan oldu biliyor musun? 7-8 puan fark var. Birinci ile ikinci arasında Porto'nun. O yüzden onlar da Ligi'ne asılmak isteyecektir. Bu maçta yeri geldiği zaman da Arsenal'ın üstüne basacaktır. Benim tek bir tercihim var aga. Burada mücadele geleninde korner. Korner 8.5 açılır. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne 8.5 baremler açılıyor. Tek tercihim 8.5 üst korner seçeneği olacaktır. Şu an açık değil fakat yarın açılacaktır bilginize. Napoli Barcelona. Bu maçı da şöyle söyleyeyim. Her iki takım da formundan çok uzakta. Her iki takım da geçen sezonki veya önceki sezonki Napoli geçen sezonki Barcelona genel olarak formundan uzakta. Korktuğum bir mücadele değerlendirmem. Hiçbir yere almam. Tercih olarak da kaçamak bir tercih yaparım. Videoyu da kapatırım. 2-3 gol. 1-1 skor bekliyorum. Skor beklentim 1-1. 2-3 gol bu mücadeleyi tek tercihim gider. Değerlendireceklere bol şanslar. Agalar toplamda 7 adet mücadele var. Sizlere de bir adet ideal kombin önermek istedim. Bu da ayın 20'sine sizlere ana kombinemdir. Aga. Stil'in ilk yerden gayet gelmesini bekliyorum. 1.47 gibi orandan değerlendirdim. Inter'in de 1.36 gibi orandan bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Herkese bol şanslar. Toplam oran tam 2.00 değerlendirecek herkese. Bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.